Günaydın baba. Günaydın oğlum. Hadi bakalım. Şimdi yiyeceğiz. Al bakalım. İstemiyorum. Boğazım acıyor. Oğlum yiyeceksin ki iyileşeceksin. Aslanım hadi. Allah Allah. Ümmü çay getir. Günaydın abi. Günaydın. Nasıl oldun? Sen merak ettim. Tabii ki iyiyim. İki silleyle yıkılsak burada ne işimiz var? Sen ne yaptın? Ne yapayım abi? Akşam senden sonra ortalığı kolaçan ettim biraz. Herkes sizin mevzuyu konuşuyor. Ne diyorlar? Bazısı seni haklı buluyor, bazısı da Boran'ı. Ah bu iyi geldi işte. Kim yanımdaysa peşime düştüler. Gene ne kuruyorsun abi? Yakında öyle bir savaş başlayacak ki top tüfek hak getire. İçi kana kana beni öldür diye yalvaracak bana. Ha bu arada Celil Efendilerin komşularına uğrayın. Eğer içlerinde ar namus töre kaldıysa kucak açmasınlar onları. Eğer açan olursa gözlerini biraz korkutun he mi? İcap edeni konuşur, icap edeni yaparız. Teşekkür ederim. Hava ne kadar güzelmiş değil mi? Yarından sonra ayağa kalkarım. Artık kucakta taşınma saltanatım sona erer. Benim için sorun değil. Sen iste hep taşırım seni. Sıla, senden bir şey rica edeceğim. Ne istersen. Artık bana yardımcı olmanı istiyorum. Kararlarında arkamda durmalısın. Toprak alımını durdurmalısın. Buraya kadardı. Bundan sonra atacağımız her yanlış adım birilerini ölüme götürebilir. Zaten işler iyice karışık. Bir de çıkmaza sürüklemenin bir anlamı yok. Anlaştık mı gelin ağa? Buna tek başıma karar veremem. Bu ne demek oluyor Sıla? Zeyşan'a sormam gerek. Kızıma söz vermiştim yapacaklarım için. Bilme Boran. Biliyorsun bu durumda en çok acıyı çeken o oldu. Biliyorum Sıla. Ama benim kızım babasının sözünden çıkmaz. Keşke annesi de biraz öyle olsaydı. Duydun mu babası? Kızın söylediklerini kabul etti. Yalnız bir şartı var. Bu haldeyken bile şart koşuyorsun ya Sıla. Evet Boran, bir şartım var. Gelin ağam. Ayşe. Gelin ağam. Hoş geldin Ayşe.